kimse yani böyle aydınlatıp da bize şey yapamadı. Burada ulu kabristanlıktı. Burada bu yol falan yoktu. Çok kişi getirdik buraya biz. Geldi bu da şey, hani kimse okuyup da netice veremedi. Birkaç kişiye gösterildi. Ama kimse okuyup da netice veremedi. İşte zamanın yaşlı 7 tane hacısı bu cami yapmaya karar verdiğinde 67 senesinde. Taşı ne getirme gücü olmayınca Aslan Nusra adı Osman'dır da biz Aslan diyoruz. Aslan Göksu'nun torunu var. Ben teyzem oğlu Kerim diye. Evet. Bu çocuğun sırtına kaldırıyorlar. 4 kişi bu taşı. Şu taşı 4 kişinin kaldırdığı taşı o askere gitmeden ölen çocuk sırtına götürüyor. İlk önce Musalla Taşı yapılıyor şuraya, ondan sonra buraya getiriliyor. Öncelikle çok önemli bir eser gerçekten. Çünkü Ordu bölgesinde ilk defa Latince yazılı bir Roma mil taşına rastlıyoruz. Ordu Fatsa çevresinde. Tabii bu tip eserler genelde özellikle Karadeniz bölgesi gibi ormanlık alanlarda tespit etmesi zor eserler. Bölgeye geldik, yerinde incelemelerde bulunduk. Ve ilk izlenimimiz açıkçası bunun bir Roma dönemine ait Latince yazılı bir mil taşı olduğu yönündeydi. Daha sonra konunun uzmanlarına danışmak gerekti tabii ki. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünden eski Helen ve Latin dilleri uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Sami Öztürk'le görüştük. Ona gönderdiğimiz bilgiler doğrultusunda bunun Roma İmparatoru 3. Gordianus dönemine ait bir mil taşı olduğunu anladık. Milattan sonra 239 yıllarına ait. Mil taşı Roma döneminde özellikle 2. 3. yüzyıllarda çok yaygın olarak Roma İmparatorluğu'nun bütün topraklarına dikilmiş yolları, güzergahları gösteren ve imparatoru da aynı zamanda onurlandıran dikili taşlardır. Anadolu'da bunlarla ilgili geniş çaplı çalışmalar yapılmıştır. Özellikle David French ve İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına Asya Minör'ün yani Küçük Asya'nın Anadolu'nun Roma mil taşları konulu çok geniş kapsamlı bir çalışma yapmıştır. Biz de ilk önce ona baktık tabii ki ve orada bu yazıtın bulunmadığını yani yeni keşfedilen bir yazıt olduğunda bu şekilde anlamış olduk daha önce yayınlanmadığını. Burada imparatorun buradan geçen Roma yolunu onardığı ile ilgili, yenilettiği ile ilgili bir bilgiye yer verilmiş ve ikinci mile ait olduğu üzerinde yazıtta belirtilmiş ki aşağı yukarı Bolaman Yalıköy sahilleri civarına denk gelen bir mesafe. Yani olasılıkla buradan geçen yol Laleli köyünden geçen yol Bolaman sahilinden İç Anadolu'ya doğru devam eden Roma yollarının hemen başlangıcında yer alıyordu. Bu açıdan hem bölgenin Roma dönemindeki güzergahlarının belirlenmesi, Roma dönemi tarihi hakkında bilgi vermesi açısından önemli bir yazıt tabii ki. Bir de en başta söylediğim gibi gerçekten bu tip eserlerin bulunması zor bir coğrafya. O açıdan bunu tespit edebilmek bizim için çok önemli oldu. Hem Fatsa kültür tarihine önemli bir eser kazandırmış olduk bu şekilde. Hem de bölgenin tarihiyle ilgili önemli bilgiler edinmiş olduk. Evet, vardır muhtemelen ama bahsettiğim coğrafi zorluklardan dolayı tespit etmek zor oluyor. Buradan bizi izleyenlere de seslenmek istiyorum. Özellikle vatandaşlar tıpkı edebiyat öğretmenimiz Aydın Bal'ın yaptığı gibi önemli bir sorumluluk. Çevrede bu eserler varsa çevrelerinde hemen bölgedeki müzeye öncelikli olarak veyahut da bölge belediyelerinde Fatsa'daki Cevat Erbil hocamızın gerçekleştirdiği görev de makamda bulunan kültür müdürlerine, sorumlulara iletmeleri. Biz Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü olarak hem sanat tarihçiler hem arkeologlar üniversitemizde öncelikli olarak tabii ki bölgemizin bu tip araştırmalarını yapmakla sorumluyuz. Bunları çalışıyoruz. Gittikçe sayılarının artacağını da düşünüyoruz. Görüldüğü üzere mil taşının üzerinde uzun satırlar boyunca bir yazıt yer alıyor. Tabii bu tip yazıtlarda özellikle mil taşları üzerinde öncelikle uzunca imparatorun yüceltilmesi, onun isminin anılması çok önemli. Bu dikili taşın, bu mil taşın hangi dönemde dikildiği ilgili imparatorun ismine ve unvanlarına yer verilmiş uzunca. Daha sonra bu mil taşını satırın sonlarına doğru buradan geçen Roma yolunu Roma İmparatoru 3. Gordianus'un onardığını, yenilettiğini anlıyoruz. İmparator Gordianus'un ismi de hatta burada
hemen 1, 2, 3, 4, 5. satırda yer alıyor. Yazıtın sonunda ise Roma rakamıyla 2 rakamını okuyabiliyoruz. Anlaşılan 2. mile. Yani Roma döneminde günümüzde yaklaşık 1480 metreye gelen bir birimdir Roma mili, bir kara mili. Aşağı yukarı 3 kilometrelik bir mesafe yolun başlangıcından bulunduğumuz Laleli Köy Camii'ndeki noktaya kadar, eğer taş gerçekten de bu yakınlarda bulunduysa, şu anda orijinal yerinde durmuyor. Onu da belirtmek gerekir. 3 kilometrelik bir mesafe ki bu da limana, hem Bolaman hem Yalıköy limanlarına uygun bir mesafeyi veriyor. Yazının üzerinden bu bilgileri alabiliyoruz. Tabii bu tip eserlerin bulunmasında çevredeki yaptığımız araştırmalarda destek çok önemli. Bu konuda da bize her zaman her konuda maddi manevi desteklerini esirgemeyen Fatsa Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Kibar'a teşekkürü bir borç biliyorum. Çünkü idari görevlerde, sorumluluklarda bulunanların desteği olmadan bu tip kültür varlıklarının kazandırılması ve bunun hakkında bilimsel çalışmaların yapılması mümkün olmuyor. Şimdi orada 3 tane taş varmış, ikisi kaybolmuş, bir tanesi duruyor. Bu da sizin işinize yarayabilir diye ben ön bilgi olarak. Kötü bir laka varmış, ben tabi merak ettim bu Yahudi viraj nereden geliyor diye. 1952'de bu yol işte faal durumdayken, işte aslen Bulgar olup Trakya bölgesinde yaşadığı söylenen bir tane kamyoncu vefat ediyor. İşte onun içine binaen. Biz buraya çay sohbet yeri olarak kullanıyoruz. Bunun tarihi bir anlamı olduğunu bilmiyoruz ama şüphelendiğimiz için birkaç kişiyi getirdik biz buna. Evet. Bize böyle bir tarihinden kimse bahsetmedi. Yani eski bu işleri bilen insanlardan bile davet ettiklerimiz oldu. Bunun şu anlamı var diye bize kimse bir şey söylemedi. Bura bizim çay sohbet yerimiz. 68 senesinden beri burada bu daş. 68'den bu yani. Evet, 1968'den beri bu taş burada. Evet. Sorabilirsiniz. Evet, Mahmut amca, seni tanıyabilir miyiz? Ben ismim Mehmetoğlu Mahmut Türkmen. Babalarımız bize vekil, yani şey yap, devretti. Evet. Bu cami yapımından beri. Şimdi bu taşı caminin temelinden çıktığı zaman da bu yazıyı görünce birkaç kişileri getirdik ama bir netice alamadık. Evet. Yani şu, yani bu daşın bu mazisi var veyahut da şu şekil diye bir randıman alamadık. Alamayınca da bu sefer oturak daşı, yani o zaman da böyle oturağımız da yoktu. Bunu buraya oturak olaraktan gelen misafiri ağırlamak için, işte sohbet etmek için, gelen cemaatin oturup sohbet etmek için yaptık. Oturduk ama bunun bu şekil, yani olduğunu bilmiyorduk. Yani çok kişiler getirdik. Bize bir netice bu şu diye bir netice veren olmadı. Yani bu yazıyı kimse herkes okuyup da tam bizi aydınlatmadı. Evet. Hala da kullanıyoruz. Ama şimdi siz götüreceksiniz. Biz neye oturacağız? Üzülüyorum tabii. Böyle bir eser elimizden kayıyor. Ama biz kıymetini bilememişik. Şey yapmayın, zarar vermeyin. Hadi el atın. Kaldır. Alttan. Hadi. Alttan. İpin suyu. Ahmet, ipi alsın Ahmet. İpi alsın. Altlar açın. Tamam. Bırak. İşte. Yukarıda. Allah Allah. Hadi. Şey gidin. Gidinize de. Hayır. Ay. Tut. Kaldır. Olmaz. Haydi. Bismillah. Haydi. Kaldır. 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 Yavaş. Dur. İzin verin ben. Abi alt. Devam edin. Alttan destek. Alttan destek. Yavaş. Buruk bir sevinç var içimizde. Söyle Mahmut amca, niye üzgünsün? Bu taşın bu kadar değerli olduğunu bilmediğimizden dolayı bu taşı üstünde oturduk. Değerini bilmediğimiz için, ama şimdi değerini öğrenince gitmesine çok üzüldük. Belediye başkanımızdan bunun boşluğunu doldurmak için bir oturmaya oturak istiyoruz. Üstü kapalı olsun. Evet. Üstü kapalı olursa memnun oluruz. Bak istersen şöyle yapabiliriz. Yani onu şöyle... Bakın amca, burada bir şeyler yazıyor. İşte şu
öbür köşede çıktı. Bu şimdiki gibi eder vesaire vardır ama burada... Al çeker taşı. Sonra alırız. Okuyun da. Şey var ya burada. Nerede? Ama çok bunun benzerini yaptıracağız. Şuraya koyacağız. Yani burada yatarak değil. Yol kenarında tabelası olacak ki. Yani ne bileyim.